Evet. Osmanlı kültür ve uygarlığını, devlet yönetimini anlatırken ilk önce yönetim şekillerinin ki Osmanlı'da görünen yönetim şekillerindir. Onlar hakkında bilgi vermek gerekir sevgili arkadaşlar. Yönetim şekilleri monarşi, oligarşi ve cumhuriyet olarak üçe ayrılır sevgili arkadaşlar. Peki neye göre bu ayrımı yapıyoruz? Eğer devlet yönetimi tek bir ailenin elinde ise bu monarşidir. Devlet yönetimi tek bir kişinin, tek bir ailenin elinde ise buna monarşi denir sevgili arkadaşlar. Hayır, devlet yönetimi bir zümrenin, ayrıcalıklı bir zümrenin elinde ise buna da oligarşi deniliyor. Hayır, devlet yönetiminde söz sahibi olan halk ise de buna da cumhuriyet deniliyor. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu sevgili arkadaşlar, tek bir hanedanın yönetiminde olduğu için, Osmanlı ailesi tarafından yönetildiği için Osmanlı nedir? Monarşik bir devlettir. Monarşiyi de kendi arasında ikiye ayıracağız sevgili arkadaşlar. Ne diye ikiye ayıracağız? Şöyle, kullanılan yetkiye göre ikiye ayırıyoruz. Ya mutlak monarşidir ya da meşruti monarşidir bir devlet. Osmanlı bir dönem mutlak monarşi olmuştur, bir dönem meşruti monarşi olmuştur. Çünkü eğer devlet yönetiminde bulunan kişi, hükümdar, ülke yönetiminde tek söz sahibi ise o devlet mutlak monarşik bir devlettir. Hemen bunu örneklendirelim. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Osmanlı hanedanı bulunuyor. Dolayısıyla Osmanlı monarşik bir devlettir. Başta bulunan hükümdar devlet yönetiminde tek söz sahibidir. O zaman Osmanlı mutlak monarşik bir devlettir. Hayır, devletin başında bir hanedan, bir aile var. Ama ülke yönetiminde bir de meclis var ise, halkın seçtiği bir meclis var ise, yani ülke yönetimi meclis ve padişah ortak yürütülüyor ise o zaman orada da ne vardır? Meşruti monarşi vardır. Bunu hemen örneklendirelim. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu 1876 yılında meşrutiyeti ilan etmiş ve Meclis-i Mebusan açılmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu 1876 itibariyle mutlak monarşik bir yapıdan meşruti monarşi bir yapıya dönüşmüştür sevgili arkadaşlar. Egemenliğin kaynağına göre de rejimler farklılıklar gösterir. Onu da şöyle belirtelim. Egemenliğin kaynağına göre. Bunu ikiye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir, teokratik devletler, bir de demokratik devletler vardır. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bu ayrım egemenliğin kaynağına göre, yani egemenliği kimin verdiğine göre. Eğer egemenlik dini bir kaynağa dayanıyor ise, yönetim dini kurallarla yapılıyor ise, o zaman o teokratik bir devlettir. Bir devletin teokratik olup olmadığını şuradan anlayabiliriz. Eğer sevgili arkadaşlar, anayasal düzen ve hukuk kuralları ve toplum düzeni dini kurallarla belirleniyor ise veya başta bulunan hükümdarın dini bir yetkisi var ise, dini bir unvanı var ise o devlet teokratik bir devlettir. Hemen örneklendirelim bunu. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda örfü hukukun yanında şer'i bir hukuk var. Bu durumda Osmanlı İmparatorluğu teokratik bir devlettir. Onun yanında yine bir başka örnek yapalım. Yavuz Sultan Selim 1517 Ridaniye Seferi'nin ardından Abbasi ailesinden halifelik unvanını almasıyla Osmanlı hükümdarları halife unvanını almışlardır. Bu durumda Osmanlı ne olmuştur veya hangi özelliği pekişmiştir?
teokratik özelliği daha da belirginleşmiştir, daha da pekişmiştir. Evet, dini kaynaklı olursa teokratik dedik. Hayır, dini kaynaklı değil, yönetme yetkisi halk tarafından veriliyor ise o da demokratik bir ülkedir sevgili arkadaşlar. Bu demokrasi iki şekilde olabilir. Bir, meşrutiyet olabilir veya cumhuriyet olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Eğer ülke yönetiminde aynen burada söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, ülke yönetiminde padişah ve halk meclisi var ise, ki yönetim kaynağı halktır, ona meşruti yönetim denilir, demokratiktir. Hayır, padişahı çıkarıyoruz, ülke yönetiminde sadece halkın seçtiği bir meclis var ise, o zaman o yönetim şekline de sevgili arkadaşlar, cumhuriyet diyoruz. Peki bunu biraz somutlaştırabilir miyiz? Evet, bir örnekle, örneklerimizi pekiştirerek bu bilgilerimizi biraz daha somutlaştıralım sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nu yine ele alıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetim kimin elindeydi? Osmanlı ailesinin. O zaman Osmanlı nedir? Osmanlı monarşik bir devlettir. Peki başa geçen kişi hükümdar, örneğin Fatih Sultan Mehmet, ülke yönetiminde tek söz sahibi miydi? Evet. Son söz ona ait idi. O zaman Osmanlı İmparatorluğu nedir? Mutlak artı monarşiktir. Aynı zamanda Yavuz'dan itibaren halifelik ünvanını da aldıklarını söylemiştik. Dini bir ünvanları da var. O zaman Osmanlı İmparatorluğu artı ne oldu? Mutlak, monarşik ve teokratik bir devlet oldu. Fakat 1876 yılında hükümdarın yetkileri kısıtlanıyor. Neden? Halk yönetime katılıyor da ondan. O zaman hükümdar ne değil? Mutlak değil. Ne oldu? Meşrutiyet oldu. Hanedan devam ettiği için de meşruti monarşi oldu. Peki daha sonra ne oldu? Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar, saltanat kaldırıldı yeni Türk Devleti'nde 1922 yılında. Türkiye Büyük Millet Meclisi var, o zaman buna da cumhuriyet diyoruz. Evet, bilgilerimizi böyle somutlaştırma anlamında bu örnekleri verdim sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikleriydi bunlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer özelliklerine bakalım. Demek ki Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli özelliği nedir? 1876 yılından 76 yılına kadar mutlak ve monarşik bir devlet olmasıydı. Ama 1876 yılından itibaren de meşruti monarşik bir devlet haline almıştır. Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. Bakın, Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. Demek ki Osmanlı bir nedir? Osmanlı bir imparatorluktur. Osmanlı aynı zamanda bir Türk ve bir İslam devletidir. Bunu nereden anlıyoruz? Osmanlı bir Türk devletidir. Evet, çünkü örfi hukuku, örfi kuralları kendinden önceki Türk devletlerinden almış olduğu geleneksel yapıyı devam ettirmiştir. İslam devletidir. Evet, çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda bir de şer'i hukuk vardır. Ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda Yavuz'dan itibaren hükümdarlar ne ünvanını kullanıyorlar? Halife. Dolayısıyla Osmanlı bir Türk ve İslam devletidir. Artı bir imparatorluktur. İmparatorluk nedir? İmparatorluk şudur sevgili arkadaşlar. Eğer bir devlet çok uluslu olur ise ona imparatorluk diyoruz. Yani imparatorluk olabilmek için illaki çok geniş sınırlara ulaşmak gerekmiyor. Osmanlı evet çok geniş sınırlara ulaşmıştır. Ama Trabzon'un imparatorluğunu düşünün. Küçücük Doğu Karadeniz'de kurulan bir devlet ama imparatorluk. Peki neden? Demek ki imparatorluk olmak için sınırların illaki geniş olması şart değil. O ülkede çok ulusluluk var ise o zaman orası nedir? Bir imparatorluktur sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi ve kendinden önceki Türk devletlerinden ayrılan en önemli özellik,
Osmanlı İmparatorluğu'nun sevgili arkadaşlar, merkeziyetçi bir devlet olmasıdır. Bundan önceki Türk devletleri merkeziyetçi bir yapıyı benimsememişler ama Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçidir. Peki, nereden anlıyoruz? Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda görülen hangi uygulamalar Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi bir devlet olduğunu kanıtlar sevgili arkadaşlar. Bunları ben devlet yönetimini anlatırken daha geniş bir şekilde anlatacağım. Ama merkeziyetçi bir devlet olduğunun en önemli kanıtı devletin başında bulunan hükümdarın tek yetkili olmasıdır. Merkezden yöneticilerin merkezden atanmış olmasıdır. Bunlar merkeziyetçiliğinin de en önemli göstergeleridir sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu tabii ki imparatorluk aşamasına girinceye değin çeşitli evrelerden geçmiştir. Bu evreleri de şu şekilde sıralayacağız. Osmanlı ilk dönemlerde tabii ki bir beylik idi. Osmanlı daha sonra devlet aşamasına gelmiştir ve daha sonra Osmanlı imparatorluk aşamasına gelmiştir. Peki beylikten devlete ve imparatorluğa geçiş hangi süreçlerde olmuştur sevgili arkadaşlar? Bir defa beyliğin bağımsızlığının ilanı 1299 Osman Bey tarafından yapılmıştır. Hutbe okunması, para bastırılması ve davul, tuğ ve sancak gösterilerinin yapılması beylik aşamasında olunduğunu kanıtlar. Peki buradan devlet aşamasına neyle geçilmiştir? Kurumlarla geçilmiştir. Kurumsallaşmanın bir sonucudur devlet olmak. Örneğin kadılık teşkilatının kurulması, vezirlik makamının oluşturulması, beyler beyliği makamının kurulması, medreselerin açılması, paranın bastırılması, düzenli ordunun kurulması, iftihar sisteminin oluşturulması, bütün bunların hepsi kurumsallaşmaktır. Kurumsallaşırsan da ne olursun? Kurumsallaşırsan devlet olursun. Peki 1453 İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri olarak da imparatorluk diyoruz. Osmanlı'nın imparatorluk olması diyoruz. Peki neden? Çünkü Osmanlı fethin ardından İstanbul'da yaşayan Ermeni ve Rumları da bünyesine katmış. Osmanlı artık çok uluslu olmuştur ve Osmanlı bundan sonra da imparatorluk olarak anılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu özelliklerini değindikten sonra Osmanlı kültür ve medeniyeti diyeceğiz. Kültür medeniyetinde ilk olarak geleneksel, hep aynı sistemde gidiyoruz. İlk olarak sevgili arkadaşlar devlet yönetiminden bahsedeceğiz. Osmanlı devlet yönetimi nasıldı? Osmanlı devlet yönetimi diğer Türk devletlerinden çok farklı değildi. Osmanlı'nın devlet geleneği eski Türk devletleri, Abbasiler ve Bizans'ın etkisi, hatta Sasanilerin etkisini de görmek mümkündür. Onları biraz daha, o kurumları biraz daha geliştirmiş ve kendine özgün bir kurumsallaşma gerçekleştirmiştir sevgili arkadaşlar. Evet, birinci başlığımız kültür medeniyette devlet yönetimi olsun. Evet, devlet yönetimi. Bir, devletin başında, şuraya devlet yönetimi de yazalım. Başlığa atlamıyoruz. Evet, devletin başında kim bulunur? Devletin başında padişah bulunur. Peki bu padişahlık kimden kime geçer? Padişahlık babadan oğula geçer. Yani ne vardır? Osmanlı'da da saltanat vardır. Peki kimin hükümdar olacağı belli midir? Hayır, kimin hükümdar olacağı belli değildir. Ta ki 1. Ahmet dönemindeki Ekber ve Erşed kanununa kadar kimin hükümdar olacağı belli değildir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu veraset sistemi, Osmanlı'daki veraset sistemi düzenli değildir. Veraset sistemi düzensizdir. Düzensiz olunca doğal olarak kaçınılmaz bir son vardır. Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da taht kavgaları yaşanmıştır.
Bu kaçınılmaz bir sondur sevgili arkadaşlar. Hükümdarın görevi nedir? Hükümdarın görevi şudur. Bir, devleti yönetir. İki, divana başkanlık eder ta ki Fatih dönemine kadar. Fatih'ten sonra bu uygulama ya son verilmiştir. Bir diğer görevi savaşa katılır. Bir diğer görevi de yasaları yapar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ülke yönetiminde tek yetkilidir, tek güçtür. O zaman Osmanlı bir nedir? Osmanlı mutlak bir devlettir. Ve dolayısıyla bir aile de olduğu için monarşik, mutlak monarşik bir devlet diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki, devleti yönetme yetkisini bu aile kim verdi? Devleti yönetme yetkisini Tanrı verdi. Dolayısıyla bu anlayış nereden kaynaklanıyor? İslamiyet'ten önceki kurt anlayışından kaynaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir diğer özelliği de eski Türk devletlerinde olduğu gibi ikili devlet anlayışını benimsememiş olmasıdır. İkili devlet anlayışını benimsememesi merkezi otoriteyi güçlendirmek içindir. Az önce dedim ya, taht kavgaları kaçınılmazdır. Osmanlı İmparatorluğu bu taht kavgalarını sona erdirmek için, yani merkezi otoriteyi güçlendirmek için bazı uygulamalar göstermiştir. Nedir bunlar? Orhan Bey döneminde sevgili arkadaşlar, denilmiştir ki, devlet hanedanın değil, ailenin malıdır. Anlayışı getirilir. Evet, Orhan Bey döneminde devlet hanedanın değil, ailenin malıdır anlayışının getirilmesi. Birinci Murat döneminde, Murat Hüdabendigâr döneminde ki o da sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır. Birinci Murat döneminde ise devlet ailenin malı değil, devlet hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışı getirilmiş. Evet, dikkat edin. Hanedana ortak olan kişi sayısı gittikçe azalıyor. Buradaki ortak amaç nedir? Ortak amaç taht kavgalarını ortadan kaldırmak. Ve en radikal değişim Fatih Sultan Mehmet döneminde getirilmiş. Fatih yayınlamış olduğu kanunname ile Timur'a kanunname-i Ali Osmani denilir veya Fatih kanunnamesi denilir. Fatih şöyle demişti. Şu uygulamayı getirmiştir. Kardeş katli uygulamasını getirmiştir sevgili arkadaşlar. Yani demiştir ki devletin bekası için kardeş katli vaciptir. Yani taht kavgalarını önlemeye yönelik bir uygulamadır. Ve sevgili arkadaşlar bu amaç uğruna yapılan en önemli değişimlerden bir tanesi de 1. Ahmet döneminde gerçekleşmiştir. 1. Ahmet çıkardığı bir kanunla yani Ekber ve Erşed Kanunu ile şunu getirmiştir sevgili arkadaşlar. Kardeşler içerisinde en büyük olan ve aklı başında olan hükümdar olacaktır. Ekber ve Erşed bunu getiriyor. Şimdi en büyük olan ve aklı başında olan hükümdar olacaksa bu uygulamayla birlikte 17. yüzyılda birlikte artık neye tamamen son verilmiştir? Taht kavgalarına son verilmiştir. Ama bu Ekber ve Erşed uygulaması başka bir sakıncayı beraberinde getiriyor. Çünkü artık bu uygulamadan sonra şehzadeler sancaklara çıkmamaya başlıyorlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda diğer devlet, daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi sancağa çıkma uygulaması vardır. Şehzadeler sancağa çıkarlar dedi. Ekber ve Erşed'e kadar. Peki, kimin nezaretinde? Devlet yönetiminde oldukça tecrübeli ve kendilerine güvenilir bir kişi olan Lala'nın nezaretinde sancaklara vali olarak gönderilirlerdi. Burada iki tane amaç vardı. Bir, başa geçecek olan kişi devlet yönetiminde tecrübe kazansın. İki, halkı tanısın diye. Ama gel gör ki bu uygulamaya son verilmesiyle birlikte şehzadeler sancaklara çıkmamaya başlamışlar. Bu durumda da devlet yönetiminin konusunda tecrübe kazanamamışlar. Deneyimsiz bir şekilde başa geçince bu da ileride devlet yönetiminin bozulmasına, başa geçen hükümdarların yetersiz olmasına
neden olmuştur sevgili arkadaşlar. Peki bu sancak illeri hangileridir? Yani şehzadeler hangi sancaklara gönderilirlerdi? Her sancağa gitmezlerdi. Amasya, Bursa, İznik, Eskişehir, Trabzon, Manisa, Aydın, Antalya, Sivas ve Sparta'dır şehzadelerin çıktıkları sancaklar sevgili arkadaşlar. Evet, devlet yönetiminde padişah ve şehzadeler dedik. Devlet yönetiminde ikinci başlığımızda sevgili arkadaşlar, saray olsun. Biliyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim yeridir saraylar. Uzun bir süre Topkapı Sarayı'nda, Fatih'ten itibaren Topkapı Sarayı'nda devlet yönetilmiş. Ama daha sonra başka saraylara gidilmiştir. Peki saraydaki hizmetler, birimler nelerdir arkadaşlar? Saraydaki ilk birim birumdur sevgili arkadaşlar. Birum. Peki birum kurumunda, birim hizmetinde kimler vardır? Burada Yeniçeri ağaları bulunmakta, atlı bölük halkı, at bakıcısı ve at eğitmeni bulunur. Evet, bir daha söylüyorum. Bunlar dış hizmetler görevinde bulunanlar, birumdakiler. Yeniçeri ağası, atlı bölük, at bakıcısı ve at eğitmenidir. İkinci olarak sevgili arkadaşlar, ikinci birim Enderun'dur saraydaki. Enderun bir nevi okuldur. Devşirmelerin eğitim gördükleri bir kurumdur sevgili arkadaşlar. Burada devşirmeler küçük yaşta Balkanlardan alınan, Hristiyan ailelerden alınan erkek çocukları sarayda belirli bir dönem Avrupa'da, Anadolu'da bir ailenin yanında verilir. Belirli bir yaşa geldiklerinde onlar saraya alınırlar. Sarayda Enderun'da eğitime tabi tutulurlar. Bunların içerisinde devlet yönetimini kaldırabilecek niteliklere sahip olan kişiler, devşirmeler, devlet adamı yapılırlar. Fiziki olarak güçlü olanlar da kapı kulu askeri olurlardı sevgili arkadaşlar. Ve üçüncü birim, saraydaki üçüncü birimde haremdir sevgili arkadaşlar. Haremde padişahın ailesi bulunur ve harem ağları bulunurdu. Devlet yönetiminde söylememiz gereken en önemli kurumlardan bir tanesi de divandır sevgili arkadaşlar. Divanı Hümayun. Hatırlayacağız. Anadolu Selçuklu Devleti'nde bunlara ne diyorduk? Divanı Saltanat diyorduk. Osmanlı İmparatorluğu'nda da Divanı Hümayun diyoruz. Bu divan Osmanlı'nın meclisi bir danışma meclisidir sevgili arkadaşlar. Fatih dönemine kadar padişah başkanlık etmiştir. Fatih'ten sonra, padişahtan sonra gelen, onun mührünü taşıyan Vezir-i Azamlar başkanlık etmişlerdir. Ve bu divanda alınan kararlar padişaha bağlar nitelikte değildir. Dolayısıyla bu divan bir karar organı değil, bir danışma organıdır, bir danışma meclisidir sevgili arkadaşlar. Onun yanında bir yüksek mahkemedir, bir yargı organıdır. Yani divan devlet yönetiminde padişaha danışmanlık ettiği gibi aynı zamanda bir yargı kurumudur, yüksek yargı kurumudur. Divan teşkilatını ilk olarak kuran, Osmanlı'da ilk olarak kuran Orhan Bey'dir. Fakat Orhan Bey'den sonra divan üyelerinin sayıları arttırılmış. Bu durumun en önemli nedeni sınırların genişlemesidir. Amaç yönetimi kolaylaştırmaktır. Sevgili arkadaşlar, Divan-ı Hümayun'un üyelerine şöyle baktığımızda Divan-ı Hümayun'a padişahtan sonra gelen kişi Vezir-i Azam'dır sevgili arkadaşlar. Vezir-i Azam veya Sadrazam dediğimiz kişidir. Bu padişahın mührünü üzerinde taşır. Padişah olmadığı zaman da divana başkanlık ederdi. Vezir-i Azam'dan sonra kubbe altı vezirleri gelirdi. Kubbe altı vezirleri bugünkü vezirlerdir sevgili arkadaşlar. Bu vezirlerden bir tanesi ileride vezir yükselecek ve Vezir-i Azam olacak.
olacaktır. Yani hiyerarşik olarak sıraladığımızda şu ana kadar padişah, vezir-i azam ve kubbe altı vezirleridir. Yine kaptan-ı derya ve yeniçeri ağaları sevgili arkadaşlar. Bunlara, bu saydıklarıma seyfiye diyoruz. Seyfiye kalemi diyoruz Osmanlı'daki. Kimdir bunlar? Vezir-i azam, vezirler, yeniçeri ağası, kaptan-ı derya, bunlar seyfiye kalemidir. Bunlar ortak özellikleri, asker kökenli olmalarıdır. Bir de ilmiye kalemi vardır sevgili arkadaşlar. Divan üyeleri içerisinde. Bunlar da eğitim, hukuk ve din işleriyle uğraşırlar. Bunlardan bir tanesi kaz askerdir. Veya kadı asker de denilebilir sevgili arkadaşlar. Kaz askerlerin iki tane görevleri vardır. Müderris tayin ederler ve büyük davalara bakarlardı. Evet, bir daha söylüyorum. Kaz askerler ilmiye sınıfındandır. Müderris tayin ederler, medrese hocalarını tayin ederler ve aynı zamanda büyük davalara bakarlardı sevgili arkadaşlar. İlmiyenin bir diğer, ilmiye kaleminin bir diğer üyesi de divan üyelerinden Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam sevgili arkadaşlar, alınan kararların dini nitelikte olup olmadığına dair fetva veren bir kurumdur, bir kişidir. Şeyhülislam'ın divan üyesi olması Osmanlı İmparatorluğu'nda teokratik bir devlet olduğunun da kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Kaz askerleri, Anadolu ve Rumeli kaz askerleri diye ikiye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Ama her zaman görevliler için veya beylerbeyi görevliler içerisinde Rumeli Anadolu'dan her zaman üstün tutulmuştur. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun gözünü diktiği yer batıdır. Ve sevgili arkadaşlar, divan üyelerinden üçüncü sınıf kalemiyedir sevgili arkadaşlar. Defterdar mali işlere bakar. Anadolu ve Rumeli defterdarları ayrı ayrıdır. Bir kez daha söylüyorum. Rumeli defterdarı Anadolu defterdarından daha üstün bir durumdadır. Tuğraları çeken, dış işlerine bakan, tapu kadastro görevine bakan nişancıdır sevgili arkadaşlar. Bunlar padişah mührünü taşırlar. Nişancılar fermanlara tuğra çekerler. Bir kez daha söylüyorum. Fermanlara tuğra çekerler. Yazışmaları yaparlar. Tapu kadastro işine bakarlar. Ve dış işleriyle uğraşırlardı. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. 17. yüzyıldan itibaren nişancıların dışişleri bakanlığı görevi, dışişleriyle uğraşma görevi ellerinden alınmış ve dışişleri için reisül kütaplığa bırakılmıştır. Bu da 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin Batı ile olan ilişkilerine daha da önem verdiğinin bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Evet, burada bir diğer söyleyeceğim olay, divan üyelerinin büyük bir çoğunluğunun devşirmelerden ibaret olmasıdır. Bu özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren görülmüştür. O döneme kadar Çandarlı ailesi özellikle, yani Anadolu'daki Türkmen aileleri özellikle devlet yönetiminde sadrazamlık ve vezirlik anlamında etkiliyken, Fatih döneminden itibaren devşirmeler daha etkili hale getirilmişlerdir. Bu durumun nedeni merkezi otoriteyi daha güçlü tutmaktır sevgili arkadaşlar. Evet, devlet yönetimiyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bunları tekrar burada birçok kavram görüyoruz. Bunları tekrar dinlersek, tekrar bakarsak bu kavramlar daha da oturacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet yönetimi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun genel özellikleri hakkında verdiğimiz bu bilgilerin ardından ikinci başlığımız memleket yönetimi veya taşra yönetimi olsun. Evet, kalemimizde yazmaya başladı şimdi. Memleket veya taşra yönetimi nasıl? Osmanlı İmparatorluğu'nda
ülke şu şekilde idari birimlere ayrılmıştı. En küçük idari birim köylerdi sevgili arkadaşlar. Köyler birleşir, kaza, kazalar birleşir, sancak ve sancaklar birleşirdi, eyalet olurdu. Burada daha önceden söylemiş olduğum bir bilgi var idi. Eğer bir devlet eyaletlere bölünmüş ise bu durum onun sınırlarının genişlediğinin bir kanıtıydı sevgili arkadaşlar. Peki bunların başında kimler bulunuyordu? Eyaletlerin başında sevgili arkadaşlar beylerbeyi bulunuyordu. Beylerbeyleri bulunuyorlardı. Sancakların başında valiler bulunuyordu. Bu sancakların bir kısmında şehzadeler vali olarak görevlendiriliyorlardı. Az önce söylemiştim hangi sancaklar olduğunu. Buradaki amaçları da söylemiştik. Hatırlatmak gerekirse amaç şehzadelere ne yapmak? Devlet tecrübesi kazandırmak idi. Kazaların başında ise sevgili arkadaşlar su başı denilen ordu komutanı bulunur. Aynı zamanda kadılar bulunurdu. Dikkat ediniz lütfen. Burada kazaların başında subaşı ve kadıların bulunması, idari ve yargı işlerinin birbirinden ayrılmış olduğunun ve hukukun bağımsız olduğunun kanıtıydı. Biliyoruz ki kadılar neydi? Adli işlere bakan yargıçlar idi. Köylerin başında da sevgili arkadaşlar kadılar bulunmaktaydı. Ta ki 2. Mahmut dönemine kadar, gerçi 17. yüzyıldan itibaren taşrada ayanlar etkili olmuştur. 2. Mahmut döneminde de köylerin başına muhtarlar atanmışlardır. Evet sevgili arkadaşlar, dedik ya Osmanlı İmparatorluğu eyaletlere bölündü demiştik. Osmanlı bu eyaletleri de kendi arasında üçe bölmüştür, üçe taksim etmiştir. Eyaletler şu şekilde bölünmüştür sevgili arkadaşlar. Bir, doğrudan merkeze bağlı eyaletler. Doğrudan merkeze bağlı eyaletler, yani doğrudan İstanbul'a bağlı olan eyaletlerdir. Bunlar İstanbul'a daha yakın bölgelerdir. Örneğin sevgili arkadaşlar Anadolu, örneğin Rumeli, daha sonra Suriye. Bunlar doğrudan merkeze bağlı eyaletler. Bu eyaletlerin başına beylerbeyleri atanırdı. Dikkat edin, atanırdı. Dolayısıyla atanmak merkezi otoriteyi güçlendirme amacına yönelidir sevgili arkadaşlar. İkinci eyaletler ayrıcalıklı eyaletlerdir sevgili arkadaşlar. Ayrıcalıklı eyaletlerde örneğin Eflak, Bağdam, Bosna, Hersek, Sırbistan, Karadağ, Mora gibi bölgelerdir. Peki neden ayrıcalıklıdır? Çünkü burada daha çok Hristiyanlar yaşarlar. Osmanlı İmparatorluğu bu eyaletlerin iç işlerine karışmamıştır. Bunları iç işlerinde serbest bırakmıştır. Dış işlerinde kendine bağlamıştır. Yani bunlar özel bir statüdedirler. Burada Osmanlı'nın öncelikli amacı o bölgelerde daha da kalıcı olabilmektir sevgili arkadaşlar. Bunlar ayrıcalıklı eyaletler kendi yöneticilerini de seçerlerdi. Dolayısıyla Osmanlı bunlara oldukça hoşgörülü yaklaşmıştır. Bunun karşılığında ayrıcalıklı eyaletler Osmanlı'ya vergi verirlerdi ve gerektiğinde de asker gönderirlerdi. Bir diğer eyalet türü sevgili arkadaşlar, bunlara Saliyanili eyaletler deniliyor. Saliyanili eyaletler veya özel yönetimi, özel yönetimi olan eyaletler diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Peki bunların özelliği nedir? Bunların özelliği de şudur. Bunlar merkezden oldukça uzak bölgelerdir. Örneğin Fas, örneğin Tunus, örneğin Cezayir. Burada daha çok Müslüman Araplar yaşarlar. Merkezden çok uzaktırlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu da burada özel bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu eyaletlerin başına merkezden bir vali atıyor. Bunun yanında bu eyaletlerin vergi gelirlerini mültezim denilen kişilere bir yıllığına kiralıyor sevgili arkadaşlar. Bu sistem aynı zamanda iltizam sistemi denilir. Bu konuyu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Osmanlı İmparatorluğu Salihaneli eyaletlerde merkezden bir vali atarak oranı kendine merkezi otoriteyi güçlü tutmak istemiş. Bunun yanında oranın bir yıllık vergi gelirlerini oradaki bir kişiye kiralamıştır, ihale etmiştir. O kiralayan kişiye mültezim deniliyor. Bu sisteme de iltizam deniliyor sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı İmparatorluğu neden eyaletleri bu şekilde tasnif etmiş? Hangi kriterleri esas almıştır? Osmanlı'nın bu kriterleri şunlardır. 1. Merkeze yakınlık uzaklık. 2. O bölgelerin etnik ve dinsel yapısı. 3. Vergi toplamadaki kolaylık. Yani sevgili arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletleri bölmesindeki 3 tane kriteri neymiş? Bir kez daha söylüyoruz. Merkeze yakın mı, uzak mı? Nasıl daha çok vergi, daha pratik vergi toplayabilirim? Ve o bölgenin etnik dinsel yapısı nedir? Bu üç soruyu, bu üç unsuru dikkate alarak ayrıma tabi tutmuştur sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, memleket yönetimiyle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlardı. Üçüncü olarak devlet yönetimi dedik, memleket yönetimi dedik ve şimdi de sevgili arkadaşlar toprak sistemi, toprak yönetimi diyelim. Evet, toprak sistemi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli geliri topraktan almış olduğu vergi gelirleriydi. Dolayısıyla toprak sistemini çok iyi bir şekilde örgütlemiş ve bu konuda oldukça hassas davranmıştır. Osmanlı İmparatorluğu topraklarını üçe ayırmıştır. Kendine ait olan topraklara miri topraklar denilir. Evet, Osmanlı'da daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi devlete ait olan topraklara miri topraklar deniliyor. İkinci tarz topraklar sevgili arkadaşlar, gelirleri hayır kurumlarına bağışlanan vakıf topraklarıdır. Vakıf topraklarının var olması özel mülkiyet anlayışının da kanıtıdır. Üçüncü tarz ve en az olan topraklar da mülk topraklarıdır. Bunlar Osmanlı toprakları içerisinde en az olan topraklardır. Osmanlı özel mülkiyet anlayışını engellemiştir sevgili arkadaşlar. Toprakların mülkiyetini kendinde tutmuştur. Bunun nedeni de merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır. Peki, toprakların büyük bir kısmı miri topraklar dedik. Miri toprakları da kendi arasında gruplara ayırıyoruz. Neye göre? Kullanıcılara göre, kullanılan yerlere göre isimlendireceğiz. Bunlar 1. Birlik toprakları, 2. Yurtluk toprakları, 3. Ocaklık toprakları, 4. Taşmaklık toprakları, 5. Mukata. Evet. Bakın sevgili arkadaşlar, demek ki miri topraklar, yani devlete ait olan topraklar, kullanım alanlarına göre dirlik, yurtluk, ocaklık, taşmaklık ve mukata olmak üzere isimlere ayrılıyor. Bu topraklar içerisinde en önemlisi dirlik topraklarıdır. Buna ayrı bir parantez açacağım için diğerlerine şöyle bir geçelim. Sınır boylarını bekleyen muhafızlara verilen topraklara yurtluk denilir. Yalnız burada tabii ki bu toprakların mülkiyeti değil, kullanım hakkı verilir. Ocaklık toprakları ise gelirleri komutanlara ve tersaneye ve donanmaya aktarılan topraklardır. Bunların gelirleri tersane ve donanma yapımına gider. Taşmaklık topraklarının gelirleri sevgili arkadaşlar, hanedanın kadın üyelerine gider. Padişah kızları ve eşlerine gelirleri, padişah kızları ve eşlerine verilen topraklara taşmaklık toprakları denilir. Mukata toprakları ise sevgili arkadaşlar,
mukatala geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır. Yani bu toprakların hiçbirinin geliri doğrudan hazineye aktarılmaz. Ama mukata topraklarının geliri doğrudan hazineye aktarılır. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu topraklar, mukata toprakları devletin nakit para ihtiyacını karşılayan bir topraktır. Dirlik demiştik, ayrı bir parantez açacağız demiştik. Neden? Çünkü oldukça önemlidir bu topraklar. Dirlik toprakları sevgili arkadaşlar, gelirlerine göre üçe ayrılırlar. Geliri en fazla olan, yani geliri 100 bin akçeden daha fazla olan dirlik topraklarına has denilir. Geliri fazla, dolayısıyla rütbesi fazla olan kişilere verilir bu toprak. Yani sevgili arkadaşlar, padişah ve ailesine, geliri padişah ve ailesine aktarılan topraklara has toprakları denilir. Geliri 100 bin akçe ve fazlasıdır. Dirlik topraklarından bir diğeri zehamet toprakları.